Piyasa Açılıyor programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Dr. Tuğberk Çitilci ile beraber piyasaları açılmadan önce önümüzdeki hafta neler konuşulacak, gündemimizde neler var bunları değerlendiriyoruz. Tuğberk Bey merhabalar, nasılsınız? İnan Bey merhaba, sağlıklar diliyorum, iyiyim. Tuğberk Bey isterseniz hızlı bir şekilde gündeme geçelim. Geçen haftaki programda yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Merkez Bankası 75 bas puanlık bir artış yapar mı diye biz sizinle konuştuk. Evet. Avrupa Merkez Bankası faiz depremi yarattı. Şimdi bundan sonra piyasalar tabii ki etkilendi ve şimdi gözümüz Fed ne yapacak konusuna diye odaklanmış durumda. Fed tarafına baktığımızda yine her zaman olduğu gibi farklı açıklamalar geliyor. 50 bas puan, 75 bas puan gibi. Ben size tüm bu kargaşanın ortasında piyasalarda neler yaşanıyor onu sormak istiyorum. Varlık fiyatlarını hem Avrupa Merkez Bankası tarafının hem FED'e dair beklentilerin artması nasıl yansıyor? Varlık fiyatlarındaki son durum nedir? Tabii. Avrupa Merkez Bankası 75 bas puanı yaptı. Beklentim de bu yöndeydi. Şimdi bunun yeni tabiri siz faiz depremi dediniz. Hani diğer tarafta yazılan, çizilen, söylenen jumbo faiz. Şimdi Ekim ayı toplantısında bir 75 bas puan daha gelecek Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında. Ama bu euro dolar paritesini dipten alıyor mu almıyor mu tartışmalar devam ediyor. Devam edecek de önemli bir nokta. Fed tarafı 21 Eylül 75 bas puanlık bir faiz artışı. Verilerde her ne kadar ivme kaybı gözükse bile de bu Fed'i 75 bas puanlık faiz artışında ertelemeyecek. ECB'den 75, FED'den 75 ve bütün bunların varlık fiyatlarına etkisinde güçlü dolar, zayıf euro hikayesi devam edecek. Dolar endeksi 108-109 bantlarında bir taban oluşumu var. Eğer onun üzerinde kalacak olursa ve FED'den 75 ve takip edecek toplantıda bir 75 daha gelecek olursa orta dönemli olarak dolar endeksinde 115 seviyeleri gündeme gelecek. Bunun risk algısını da geride bıraktığımız hafta belirttiğim USD Japon yeni paritesinden anlayacağız. O tam bir risk barometresi. 145'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Potansiyeli yüksek. Piyasanın takip ettiği kritik eşik 150 seviyesi. USD JPY yukarıya gittiği zaman da risk algısı bozuluyor. Amerikan 10 yıllığı enflasyonu fiyatlıyor. Faiz artışlarını fiyatlıyor FED tarafında. 3.20-3.5 bandında ama bir 3.5'ün üzerine atma potansiyeli etkin şekilde. Euro dolar paritesi tamam ECB'den faiz artışı geldi ama bir seviyesinde dengelendi. Burası dip diyebiliyor muyuz? Henüz erken. Bakalım Ekim'deki toplantıya kadar Rusya'daki gaz savaşı veyahut da doğal gaz fiyatlarında ne olacak? Bu euro dolar paritesini belirleyecek. Yine ısrarla söylüyorum. Rusya faktörü devreden çıkmadığı sürece euro dolar paritesinde teknik çalışmaz. Tamamen haber akışı. S&P 500 endeksi, Amerikan endeksleri artık Fed'in 75 bas puanlı faiz artışına adapte oldu. Buna bağlı olarak 3850-3900'deki o majör dipten başlattığı yukarı yönlü hareketi 4000 psikolojik seviyesi üzerine taşıdı. Şimdi burada geçilmez kale olarak 200 günlük basit harekette ortalama 4275 yukarıda duruyor. Kısa dönemli olarak da 55 günlük basit harekette ortalama 4014 ve 144 günlük basit harekette ortalama 4145 seviyeleri önemli. Ons altın 910 günlük hareketli ortalama ısrarımı sürdürüyorum. 1712 seviyesinde piyasa oralarda bir denge arayışında. Hani oldu DXY 108-109'larda sakinleşti. O zaman da ons altın tarafında 55 günlük basit harekette ortalama 1750 seviyesi var. Dolar Türk Lirası sakin 18.20-18.30 seviyesinde devam ediyor. Aylık bazda enflasyon artı CDS kadar değer kaybı yukarı yönlü hareket ana stratejim devam ediyor. Son olarak da Bitcoin'den bahsedeyim. Yine iş dönüyor dolaşıyor. 200 haftalık basit hareketli ortalama 23.204 seviyesine geliyor. Şu anda 17.800 bölgesinde bir dip oluşumu var. Hani bu 200 haftalığın üzerindeki momentum bizi yukarı yönde 29.500 seviyelerine taşıyabilir diye düşünüyorum. Peki bu noktada size şunu sorayım. Bu Fed'in atacağı adım tabii ki piyasa barometreleri, Avrupa Merkez Bankası ne yaptı, dünyadaki gelişmeler nasıl? Tabii ki bununla da ilgili ama aynı zamanda içeride enflasyon ne durumda? Fed'in ne kadarlık bir faiz müdahale alanı var?
ekonomideki durgunluk ne seviyede gibi konulara da eğiliyor. Şimdi bu noktada size Amerika'daki enflasyonu sormak istiyorum. Enflasyon ne durumda? Oradaki beklentiler nasıl ve bundan sonra ne olabilir? Yani orada gelecek negatif bir sürpriz, Fed'in şu anda konuştuğumuz 75 baz puanlık bu senaryonun dışına çıkmasına yol açabilir mi? Kesinlikle tetikleyemez. Çünkü şöyle, manşet enflasyon, çekirdek enflasyon ayrımına gideceğiz. Şimdi bu hafta veri akışında ana gündem Amerika'daki enflasyon verisi olacak. Şimdi manşet enflasyon aylık bazda eksi 0.1 olması bekliyor. Yani Amerika'da biz negatif enflasyon göreceğiz. Şimdi bu ilk etapta kulağa şöyle geliyor. Ya Fed faiz arttırdı. Çok başarılı oldu. Enflasyonu sıfıra hatta negatife çekti. Bütün bunların sonucunda da Fed neden 75 artsın? Siz burada 75'i tartışıyorsunuz. 50 arttırması lazım. DXY buradan aşağı yönlü hareket. Güçlü Euro, zayıf Euro hikayesi. Amerikan endeksleri bir etapta rally eder. İşte o iş öyle olmuyor. Çünkü Fed enflasyon tarafında manşetten ziyade çekirdeğe bakıyor. Ve biz çekirdek enflasyonda hala yukarı yönlü momentum var. Yani aylık 0.3 gelmesi bekleniyor. Bu da çekirdek enflasyonu yıllıkta %6.1 seviyelere taşıyor. Yani enflasyon hala sıcak. Zaten Fed Başkanı Powell da hep ne söylüyor? Enflasyon düşene kadar faiz artışları devam. Şimdi bizim buradaki tahminlerden gördüğümüz negatif enflasyonu bu adamlar bir ay öncesindeki veri setinde görmüyor muydu? Görüyor. Neden o zaman hem Fed Başkanı Powell hem de Fed üyeleri sıkılaştırma 75 faizi daha sert bir tonla yapıyor? İşte bu çekirdek enflasyondan dolayı. Hani veri geldiği zaman da gözler manşete gidecek ama Fed'in odaklandığı çekirdek enflasyon olacak. Negatif enflasyon gelse bile Fed'den 50 bas puanı şimdilik unutmak lazım. 75 bas puan Fed'den, 75 ECB'den, hani araya bir de bizi katalım, merkezden de 100 bas puanlık indirim. Tuğberk Bey, peki haftanın 3. gelişmesi olarak size dolar TL'yi sormak istiyorum. Oynaklığın olması bekleneceği bir dönemdeyiz aslında. Hem yurt dışı koşulları hem yurt içi koşullara baktığımızda. Ama dolar TL'deki artışın sınırlı kaldığını, oynaklığın görece düşük kaldığını görüyoruz. Size bunun sebebini sormak istiyorum. Burada rezervlere mi bakmak lazım, başka bir konuya mı bakmak lazım? Siz nasıl görüyorsunuz? Kaynak girişi olduğu sürece dolar Türk lirasında sert yukarı yönlü hareketleri unutun. Herkes sonbaharda işte çok felaket senaryosunda bazı uçuk seviyelerden bahsediliyor ama fiyatlamaya net net bakladığınız zaman oldu mu olmuyor. Olmadığını da izah etme yönünde işte bahaneler aranıyor, zaman daha öteleniyor. Evet, kurda kimse değerlenme beklemiyor zaten. Kurda değersizleşme ön planda. Aylık enflasyon artı risk primi kadar değer kaybı beklenecek. Kur korumalı mevduattan dolayı, yeni ekonomi modelindeki ihracattan dolayı. Ama seçim maratonu başladığından dolayı kamu erki özellikle dolar Türk lirasında işte günlük %5 veyahut da bir haftalık %10'lara vuracak değer kaybına izin vermeyecek. Yönetilebilir, yönlendirilebilir kur. Zaten kaynak girişi var. Kaynak girişinden dolayı kur 18.20, 18.30 bandında dengelenmiş durumda ki yurt dışında fırtınalar koparken dolar Türk lirasının 18.20, 18.30'da kalması çok rasyonel izah edilebilir mi? Kesinlikle izah edilemez. Olası diyelim ki dış faktörlerden dolayı bir şok geldi. Kur korumalı mevduat yıl sonuna kadar devam eder. Bunu daha önceleri de belirtmiştim. Hatta 2023 yılının ilk çeyreğinde de kur korumalı mevduatın devam etmesini bekliyorum. Oldu, kur korumalı mevduat devam ederken dolar Türk lirasına şoklar geldi. O zaman rafa kaldırdığımız işte süper bono tartışmaları devreye girer. Ama kamu erki seçim ortamında, seçime giderken kurun çok astronomik seviyelere çıkmasına kesinlikle izin vermeyecek diye düşünüyorum. Peki Tuğberk Bey, o zaman haftanın sorusuna geçiyorum hızlı bir şekilde. Geçen haftalarda sizinle konuştuk, Borsa İstanbul'daki rally devam edecek mi etmeyecek mi? Siz ısrarlı bir şekilde edeceğini söylediniz. Borsa İstanbul'un yönü halen yukarı yönlü olarak devam ediyor. Benim şimdi size sormak istediğim soru biraz daha somut. Bu rally hangi noktaya kadar devam edebilir? Hedef kaç diyelim? Hedef 4500. Bunu daha önce yayınlarda size de bahsettik. Şu anda endeks 100 için hedefim 4500 seviyesi. Ana trend yukarı yönlü devam ediyor. Ama tabii her gün %5, %10 değil. Ara düzeltmeler olacak. Piyasa bir noktada satışa geçecek. Ama rally'nin şöyle bir özelliği var Sinan Bey.
kuvvetle muhtemel hani izleyiciler de bize o konuda destek verirse hani bu rallide banka ağırlıklı olduğundan dolayı ben bireysel yatırımcıların çok bankadaki bu ralliyi yakaladığını düşünmüyorum. Ve genel olarak da piyasa tarafında bankaların çok gittiğinden dolayı banka rallisine bir inanmama var. Şimdi bu inanmama piyasayı nasıl etkiliyor? Her bankacılık endeksi ve hatta bankalar yukarı gittiği zaman da future tarafında kısa pozisyon açılıyor. %10 gidiyor kısa. Bir etap daha, bir etap daha. Bu neye neden oluyor? Teminatlarda sıkıntı. Birçok aracı kurum, işte yönetim kurulu kararı alınıyor. Bazı bankalarda pozisyon açılması engelleniyor. Teminatlar minimum 3x ile 10x arasında yükseltiliyor. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor? Ana trend yukarı giderken future vadeli tarafta kısa pozisyon açılıyor. Ne zaman bankadaki bu harekete inanılacak? İşte o zaman gerçekten bir rally yaşıyor olacağız. Ana hedef 4500 ama ben bankalardaki momentumun kaynak girişine bağlı olarak devam edeceğini düşündüğümden dolayı 1-2 hafta sonra bu dediğim 4500 seviyesindeki hedef fiyatımı da yukarı yönlü revize edeceğim. Şimdi burada herkesin aklındaki soru şu. Türk lirası bazlı bakıldığı zaman da hani endekse Fibonacci araçlarını uygulayıp işte yukarıda şurası şurası. Bu çok anlamlı mı? Olabilir ama şu anki durumda kaynak girişi olduğundan dolayı Borsa İstanbul'a dolar bazlı bakmak gerekiyor. Ve özellikle 2021 yılında grafikte olan bir boşluk bölgesi var. 191-209,5 seviyesi. Şimdi ilk etapta bu alttaki 191 boşluk bir etap doldurulmaya başlandı. Ben bu boşluğa dikkat çekip 191-209,5 seviyesindeki boşluğun doldurulacağını düşünüyorum. Bunun da yine bankalar seviyesinde olacağını düşünüyorum. İkincisi, şu andaki hareket tamamen momentum. Değerleme değil. İşte bankaların karlılıkları, bankaların fiyat kazanç çarpanı, piyasa değeri, böyle defter değeri çarpanları, bunları geçin. Şu anda temel işlemiyor. Tamamen teknik, momentum var. Zaten bunu nereden anlıyoruz? Endeks 100 için şu anda analistlerin 12 aylık dönemdeki en iyi hedef seviyesi 3540 seviyesinde. Spot zaten 3520 seviyelerinde. Hani hedef fiyatlarda bir potansiyel kalmadı. Biz bunun benzerini 13-17 Aralık 2021 tarihinde yaşamıştık. Spot fiyat tahminlerin üzerine çıkmıştı. Ondan sonra analistler güncellemeye başlamıştı. Ama işte kurdaki sert hareketlerden bir çöküş olmuştu. Şimdi bu dejavuyu yaşayacağız ama pozitif anlamda yaşayacağız. Analistler daha sonra hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize edecekler. Diğer bir faktör banka bölü sanayi rasyosu. 0.50'nin üzerindeki harekette yatırımcı ısrarla banka çok gitti, bankaya karşı pozisyon alıp sanayiye geçiyor. Yine diyorum şu anda banka bölü sanayi rasyosu 0.86-43 seviyesinde. Aman dikkat! Bu rasyoya karşı trade etmek çok tehlikeli. Bu bir seviyelerine kadar devam edebilir. Yani işin özetinde ana hedefim 4500, bankalarla ara düzeltmelerle momentum devam. Temel analiz çalışmıyor. Önce momentum olacak, tekrar analistler raporlarını güncelleyerek bu momentuma uyacaklar. Banka sanayi değişiminde de hala banka sanayi değişimi vakti geldiğini düşünmüyorum. Bu yukarı yönlü momentum devamken dolar bazlı grafikleri takip ediyoruz. Peki Tuğberk Bey, son olarak size varlıklar çarpışıyor bölümümüze geçmek istiyorum ve şunu soruyorum. Bir tarafta Borsa İstanbul, diğer tarafta dolar. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Şu anda kısa dönemli olarak kesin ve kesin Borsa İstanbul. Yani getiri anlamında başka macera aramaya gerek yok. Geride bıraktığımız haftalarda sizle konuştuk. Yani ev aldınız, 1 milyon aldınız, 5 milyon aldınız. Bunu 2x, 3x ile mi satacaksınız? Şu anda satamayacaksınız. Tamam, ben de biliyorum ev fiyatları düşmüyor. Ama yeni yukarı yapmıyor. Otomobil, 1 milyona aldınız. 2 milyona mı, 3 milyona mı satacaksınız? Yok, gram altın aldınız. İşte kur korumalı mevduata koydunuz, arsa aldınız, fiziki mal aldınız. Yok, kısa dönemli olarak bunları unutuyoruz. Bunlar rafa kalktı. Şu anda tek adres Borsa İstanbul. Eğer tabii Borsa İstanbul tarafında yatırım yapılıp ilginiz varsa, eğer yoksa tabii ki de fiziki mal bu enflasyonist ortamda tartışmasız hem varlık değerini koruma hem de getiri anlamında iyi. Ama Borsa İstanbul parlayan yıldız olmaya devam ediyor.
Dolar Türk lirasında seçim maratonuna gidildiğinden dolayı yine ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Kur korumalı mevduat 2023 yılının ilk çeyreğiyle dahil olmak üzere devam edecek. Yönetilebilir, yönlendirilebilir kurda aylık enflasyon artı risk primi kadar değer kaybı devam edecek ama büyük şoklara izin verilmeyecek. Büyük şoklar kontrol edilemez bir noktaya geldiği zaman da süper bono gibi enstrümanlar çıkıp seçime kurun daha kontrollü olduğu, enflasyonu %80'li seviyelerden aşağı yönlü baskıladığı bir kur seviyesiyle gidiyor olacağız. Ama şunu da belirteyim, hani dediklerim dolar Türk lirasında yukarı görüldü aşağı gidiyor gibi kesinlikle bir şey değil. Hani benim ağzımdan hiçbir zaman Türk lirasında değerlenme bekliyorum gibi bir şey çıkmaz. Çıkması da çok zor. Türk lirasında değersizleşme bekliyorum ama kontrollü, yönetilebilir, yönlendirilebilir bir kur değersizleşmesi. İşin özetinde varlıklar çarpışıyor da Borsa İstanbul galibiyetini ilan ediyor. Tuğberk Bey çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Size iyi haftalar diliyorum.